tamamı Türkiye için ve 76 milyon için bir çalışma yapıyoruz. Bizim bu çalışmalarımız herkes için demokrasi ilkesiyle yola çıkılarak hazırlandı. Aylardır merak edilen demokratikleşme paketinde neler olduğunu Adalet Bakanı Sadullah Ergin Habertürk'e açıkladı. Siyasi partiler ki bunlar işte barajı aşamayan, %7'nin altında kalan partiler. Bunlara hazine yardımı yapılmasına ilişkin seçenek masanın üzerinde. Nefret suçlarına yönelik bir özel mücadele yöntemini getirelim diye bir çalışmamız var. Yine bağımsız kolluk denetim mekanizmasının kurulması önemli bir başlık. Kişisel verilerin korunması yasasının bir an önce parlamentodan geçirilmesi önemli bir başlık. Toplumda değişik beklenti içerisinde bulunan azınlıkların ya da Alevi vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamaya dönük maddeler bu masa üzerinde tartışma konuları arasında. Sadece Kürt sorununun çözümüne yönelik değil, tüm toplumu kapsayacak. Azınlıkların hakları da, Alevilerin talepleri de olacak pakette. Ruhban Okulu'nun açılması dikkat çeken başlıklardan. Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Komisyonu kurulması yine konu başlıklarından ve siyasi partiler yasasında bir takım değişimleri öngören farklı teklifler, öneriler masa üzerinde. Üzerinde çalışma yapılan konular. Konu başlıkları arasında, tartışılan konular arasında var. Sonuç ortaya çıktığında beraber göreceğiz ama masanın üzerinde tartışılıyor. Ruhban Okulu açılabilir mi yani bu süreçte? Elbette bu süreçte öyle bir karar çıkarsa bu siyasi bir karardır. Açılabilir. %10 seçim barajının kaldırılması gündemde yok. Ama daraltılmış bölge sistemi en önemli düzenlemelerden biri olacak. Seçmenin seçtiği vekili, temsilcisini daha yakından tanıma imkanı getirecek. Bunun simülasyonları üzerinde çalışmalar devam ediyor. İşte Ankara'da 40'a yakın milletvekili çıkıyorsa bu iki bölgede seçiliyor, 20 milletvekili. Seçmen hangi vekili, kimi seçtiğini çok yakın tanıma imkanına sahip değil. Oysa seçim bölgelerini daraltarak orada 4-5 milletvekillik gruplar yaparak orayı bir seçim bölgesi yapmak. Böylece o bölgede 4-5 kişinin tanınması çok daha kolay. Ana dilde eğitim ve Kürtçe propaganda için yasal ve anayasal düzenlemeler yapılacak. İl ve ilçelere eski isimleri verilecek. Siyasi partilerin tüzüklerinde yer alması halinde eş başkanlık sistemi de söz konusu olacak. Çalışmalar tamamlanırsa meclisin erken açılması gündeme gelebilir. Ama hükümetin çalışmaları bu başlıkla sınırlı kalmayacak. Parti kapatmalara tamamen son verilmesi, güvenlik için özgürlüklerden fedakarlık yapılmaması, entegre sınır yönetiminin hayata geçirilmesi. Entegre sınır yönetimi içerisinde evet askeri birimlerden sivil idareye geçmesini öngören bu da bizim hedeflerimiz içerisinde.